Değerli dostlar, herkese selamlar. Ben Ramazan Faruk Güzel. Sizlerle kitaplar ve yazarları hakkında konuşmaya ve yazarların dilinden kitaplarını açmaya, şerh etmeye devam ediyoruz. Bugün de çok değerli bir konuğum var, yazar Mustafa Aslan Bey. Mustafa Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizin Nordic Publishing'de çıkan onun üzerinde eseriniz var. Bugün özellikle ele almak istediğimiz kitabınız Eşi Ender Görülen Balta. Tarık Bin Ziyad'ın Endülüs'e çıkışını anlatan, bir hikayeden yola çıkan ve günümüze de bakan yönü olan ibretlik bir hikaye bu kitabınıza isim babası olmuştu, ismini vermişti. Bu kitabınızda da birbirinden ilginç, tarihten süzülmüş anekdotlar var. Bunları konuşacağız. Fakat bu detaylara girmeden önce sizi tanımayanlar için Mustafa Aslan Bey kimdir, faaliyetleri, çalışmaları nelerdir? Bunları sizin ağzınızdan dinlemek isteriz. Buyurun. Ben kendimi nasıl tanıtayım? Ben Abdi Aciz. Yani bizim elimizden gelen bir şey yok, bilgimiz yok. Kendimize göre bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Milli Eğitim'de öğretmenlikten emekli oldum ben. Yıllarca Anadolu Üniversitelerde meslek dersleri öğretmenliği yaptım. Bu arada bazı arkadaşların teşvikleriyle çeşitli konularda kitaplar yazdım. Yurt içinde ve yurt dışında binlerce zannediyorum konferans verdim. O konferanslarla alakalı mesela Mevlana ile ilgili gibi yüzlerce konferans vermişim. Bunun için yurt içinde, yurt dışında her tarafı gezdim diyebilirim. Bizim çok böyle bir bilgimiz yok da fakat elimizden geldiği kadar insanlarımıza bir şeyler anlatma, tarihimizden belli şeyler anlatma, inandığımız değerlerden bir şeyler anlatma bizim vazifemiz. Biz vazifemizi yapmaya uğraşıyoruz. Vazifemizi yaparsak en bahtiyar biz oluruz. Cenab-ı Hakk'ın rızasından başka da bir derdimiz, bir gayemiz yok. Başka sevdamız olmadı bizim. Olmasın inşallah diyoruz. Bu yazdıklarımız da hep bunun içindir. Başka bir şey yok. Evet. Fakat bu yazmak... Buyurun. Yazmayı severim ben. Okumayı da severim. Bir yerden elime bir kitap geçmişti. 1983 baskısı. Doktora teziymiş tarihle alakalı. Çok ilginç bilgiler buldum içerisinde. Sonra o Arapça bir kitaptı. Hem Arap yazarların tarihle alakalı bilgilerini getirmiş, hem Batılı yazarlarınkini getirmiş, karşılaştırmalı olarak bir karara varmış. Ben de o kitabı okudum, çok ilginç bilgiler buldum. Bu ilginç bilgileri de kitap haline getirmeye çalıştım bir kısmına. Halit Esufi diye bir zattı, Bingazi'de basılmış 1983 yılında o kitap. Kitabın ismi ne? Oradan çıkarttım. Eşi Ender Görülen Balta diye. Şimdi eskiden tabii biliyorsunuz kast sistemi vardı bazı ülkelerde. İspanya'da bir kral var. Bu kral kendine göre bir kast sistemi kurmuş. Komutanlarının, valilerinin çocukları gidiyorlar, onun sarayında bir süre kalıyorlar. Belli eğitimleri alıyorlar. Sonra bunları birbiriyle evlendiriyor. Bir sistem kurmuş kendine göre. Halkı idare ediyorlar. Bir idare mekanizması kurmuş kendisine göre. Bir Kuzey Afrika valisi var. Kuzey Afrika'da o zaman İspanya'ya bağlı. Bu Afrika valisinin adı Julia. Bu zatın bir kızı var. Kızını kralın sarayına göndermiş. Fakat kral kızı beğenmiş ama böyle aile kurmak için değil, eğlenmek için. Kızla gönlü eğlendirmek istemiş. Kızı babasına el altından haber göndermiş. Baba demiş, kral benim namusuma göz koydu demiş. Adam bunun üzerine o Kuzey Afrika'daki vali kışın dalgalarla boğuşa boğuşa canını tehlikeye atarak İspanya'ya geçiyor. Kral bir bakıyor ki valisi karşısında. Ya bu karda, kışta, fırtınada senin burada ne işin var diyor. Mutlaka çok acil bir durum var. Sorma başıma gelen diyor ya. Benim hanım diyor çok hastalandı. Dedi ki kızımı bir daha dünya gözüyle görmek istiyorum dedi. Bu kadar yıllık eşim. Ben de hatırını kıramadım. Gelin dedim kızımı bir götüreyim. Dünya gözüyle bir görsün. Ondan sonra belki vefat eder de bir daha göremez de ben de üzülürüm diye. Buraya onun için geldim demiş. Kral demiş ki kızını al götür. Sonra demiş oradan gelirken tekrar getirirken kızı bana oradan güzel bir balta getir. Orada güzel baltalar varmış demiş Kuzey Afrika'da.
güzel balta yapan yerler varmış. En güzel bir baltayı bana getir demiş. Sana demiş öyle bir balta getireceğim ki tarihte eşi ender görülen baltalardan olacak demiş. Sonra gelmiş, kızını getirmiş. Gelir gelmez Kahire'de Emevi valisi Musa bin Nusayr'a haber gönderiyor. Musa bin Nusayr tarihte en hızlı fetih gerçekleştiren kişilerden birisidir. Türkiye'de çok ismi duyulmamıştır ama çok yiğit bir adam. Mesela Hazreti Ali ile Muaviye Sıffin'de savaştıkları zaman bu savaşa katılmamış. Muaviye buna çok iyilik yapmış. Savaştan sonra bunu çağırmış, demiş ki Musa, ben sana çok iyilik yaptım. Benim yaptığım bu kadar iyilikler karşılığında bana teşekkür etmen gerekmez miydi? Sıffin'de gözlerim seni aradı demiş. Efendim demiş, sizden daha çok bana iyilik yapan birisi vardı. Ona teşekkür etmek için katılmadım demiş. Şaşırmış Muaviye, demiş ki Allah Allah. Benden daha çok sana iyilik yapan kim var ya? Musa bin Nusayr demiş ki senden daha çok bana iyilik yapan Allah Azze ve Celle varmış. Böyle yiğit bir adam. Hatta Kahire'de bir ara kıtlık olunca, yağmur olunca yağmur duasına çıkmışlar. Musa bin Nusayr dua etmiş orada. Fakat halifenin adını anmamış Emevi halifesinin. Hemen ya, özür diliyorum, yalakalar var. Hemen gitmişler, sen burada halifenin adını anmadın demişler. Burası öyle bir makamdır ki Allah'tan başkasının adı anılmaz demiş. İşte böyle yiğit bir adam Musa bin Nusayr. Bu Kuzey Afrika'daki İspanya kralının valisi haber gönderince demiş ki ya gel demiş. Siz demiş ne bu Afrika çöllerinde durup duruyorsunuz ya. İspanya'da böyle güzel nehirler var, böyle güzel bahçeler var, böyle güzel şehirler var. Gelin demiş orada, alın oraları. Ya Musa bin Nusayr şüphelenmiş tabii. Yani İspanya kralının valisi bunları alır tuzağa düşürür, bütün askerlerini öldürür. Birkaç deneme yapmışlar. Bakmış ki adam doğru söylüyor. Ondan sonra Tarık bin Ziyad'ı çağırıyor. Yulia'nın verdiği gemileri Tarık bin Ziyad'a teslim ediyor. Tarık bin Ziyad'ın İspanya'ya çıktığı gemiler İspanya kralı kralının Kuzey Afrika valisi Yulia'nın gemileri. Şimdi hatırıma şunu getirdi. Yani bir memlekette siz vatanı için canını vermeye hazır insanları vatan haini ilan ederseniz, malına mülküne el koyarsanız, ülkesini terk etmek zorunda bırakırsanız, hapislere koyarsanız, sırası geldiği zaman bunlardan bir şey bekleyebilir misiniz? İşte İspanya kralını yıkan kendi valisi oldu. Neden? Ona vefalı davranmadığı için, ahlaklı davranmadığı için götü gitti gemilerini kralın düşmanlarına teslim etti. Daha sonra Tarık bin Ziyad şeye çıkıyor, İspanya'ya çıkıyor. 3000 kişi, karşıda 90 bin kişi. Bazıları gemileri yaktırtıyorlar, bazıları diyorlar ki gemileri yaktırmadı da yardım için geri gönderdi diyorlar. Tarık bin Ziyad da tabii ilk başta çekinmiş. Yani 3000 kişi, 90 bin kişi. Nereye yani savaşılır mı bunlarla? O gece, o kitabın yazdığına göre diyorum, Tarık bin Ziyad Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında görüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona nasıl bir yol takip etmesi gerektiğini söylüyor. Yarın diyor şunu şunu söyle, askerlerine çık bir konuşma yap, zafersiz olacak diyor. Tarık bin Ziyad çıkıyor, askerlerine bir konuşma yapıyor, Efendimiz rüyasında gördüğünü ve kendisine söylediklerini anlatıyor. Sonra düşmanla savaşıyorlar, 3000 kişiyle 90 bin kişi yeniyorlar. Daha sonra bir süre sonra Musa bin Nusayr, o da İspanya'ya geçiyor. Tarık bin Ziyad bir koldan, diğeri bir koldan İspanya'yı baştan sona ele geçiriyorlar. O sırada tabii Emevi halifelerinde değişiklikler olmuş bir sürü. En son halife çağırıyor, diyor ki Musa diyor, sen diyor yaptığın işleri duyuyoruz diyor. Hele getir bakalım bunları bir görelim, sen neler yaptın diyor. O da 30 tane Rum meliki var esir aldığı. Kaç bin tane işte esir aldığı askerler var. Bir de müthiş ganimetler var. Tabii ganimet deyince hemen hatırıma şu da geldi. İhya Ulumu Din'de var İmam-ı Gazali'nin. Hazreti Ali Muaviye ile savaşırken Hazreti Ali ile Ayşe ile savaşırken de ganimet almıyor. Bunun üzerine hariciler terk ediyorlar. Hariciler terk edince
Hazreti Ali İbni Abbas'ı Harislere gönderiyor. Diyor ki git diyor bunlarla görüş diyor. Bunların derdi neymiş diyor. O da gidiyor Haricilerle görüşüyor. Hariciler diyor ki Ali diyorlar ganimet almıyor diyorlar savaşta. Cariye almıyor diyorlar. Biz böyle savaş mı olur diyorlar filan. Bunu belirtiyorlar. İbni Abbas diyor ki çok özür diliyorum. Kur'an-ı Kerim'de hakkında ayetler var. Hazreti Ebubekir'in kızı, Efendimiz'in hanımı. Annelerimizden yani. Kim Ayşe'yi cari yapmak ister diyor. Buz gibi oluyorlar. 2000 kişi bu söz üzerine haricilerin safından ayrılıyor. Hazreti Ali'nin safına geçiyor. Onun için İmam-ı Azam Efendimiz diyor ki, Hanefi mezhebin imamı, Müslümanlar arasında bir mücadele olursa Müslümanların malı ganimet olmaz diyor. Şimdi bakıyorsun adam çıkıyor diyor ki, hocalık yapıyor diyor ki, bunların malları ganimet, tepe tepe kullan diyor. Ya bunlar hangi kitaba göre konuşuyorlar? Hangi dine göre konuşuyorlar? Müslümanlıkta böyle bir hüküm yok. Onun için bunlar kendilerine göre bir din uydurmuşlar. Allah'ın dinine uymuyorlar. Dini kendilerine uyduruyorlar. İşlerine geldiği gibi. İşte buna siyasal İslamcılık deniyor. Kendi menfaatleri için yapıyorlar hepsini. Daha sonra Musa bin Musayr işte Şam'a doğru gelecek. Gelecek olunca halifenin veliahtı Süleyman diyor ki Musa bin Nusayr'a haber gönderiyor gelme diyor. Emevi halifesi yaşlı artık ölecek. Diyor ki Musa biraz geç gelirse bu tören benim için yapılır. Neyse Musa tabi Allah rızasından başka bir şey düşünmeyen bir insan. Kalkıyor. Normal gelişinde geliyor Şam'a. Tam cuma saatinde geliyor. Halife o Musa Musa filan diyor. Hatta cuma namazını unutuyor. O kadar seviniyor ki. Sonra epey cuma namazını biraz geç epey geç kıldırıyor. Sonra diyor ki bu görelim bakalım getirdiklerini diyor. 30 tane Rum meliki. O eski melik elbiselerini giyiyorlar. Önünden geçip bağlılıklarını halifeye bildiriyorlar. Ganimetler getiriliyor gösteriliyor. Tarihte eşi az görülen törenlerden birisi yapılıyor. 40 gün sonra halife ölüyor. Süleyman halife oluyor. Süleyman halife olunca Musa bin Nusayr'ı çağırıyor. Sen hainsin diyor. Ben sana dememiş miydim geç gel diye diyor. Bu törenler bana yapılmadı diyor. Ondan sonra adamlarını hızla piyasaya salıyor. Musa bin Husayn'ın aleyhinde bir kampanya başlatıyor. Herkes Musa bin Husayn'ın hain olduğuna inanıyor. Halk inanıyor yani. Halbuki Musa bin Husayn kahraman bir adam. Allah rızasından başka bir sevdası olmayan bir adam. Ama hain ilan ediliyor. Herkes öyle biliyor artık. Sonunda Şam'da bunun güneşin altında tutuyor. Diyor ki burada güneş başına vursun da ölsün bu adam. Orada güneşin sıcağında beklerken eski günleri gözünün önünde canlanıyor. Elinde kılıç, efendim serhatten serhate koştuğu, savaştan savaştan, meydandan meydana koştuğu günler gözünün önüne geliyor. İşte yaptığı işler hep tekrar gözünün önünde böyle canlanıyor. Sonra bir ara güneş başına o kadar vuruyor ki büyük kahraman olduğu yere yığılıyor. Ömer İbni Abdülaziz geliyor o sırada. Süleyman'ın yeğeni, Halife Süleyman'ın yeğeni. Diyor ki hayatımdaki en acı gün bugündür diyor. Ömer bin Abdülaziz'in hayatındaki en acı gün Musa bin Nusayr'ın güneşin altına bırakılıp işte olduğu yere yıkıldığı gündür. Daha sonra özür diliyorum. Daha sonra gidiyor halifeye yalvarıyor. Musa bin Nusayr'ın kendisine çok iyilik yaptığı halifenin yanında itibar olan bir adam var. Ona da belli şeyleri söylüyor. O da gidiyor halifeye yalvarıyor, yakarıyor. Musa bin Nusayr'ın hayatını bağışlıyorlar. Bağışlıyorlar. O sırada Musa bin Nusayr İspanya'dan ayrılırken yerine oğlu Abdülaziz'i halife vekil bırakmış. Vali olarak bırakmış. Abdülaziz babasına yapılanları duyuyor. Duyuyor, halifenin aleyhinde konuşuyor. Halifenin aleyhinde konuşunca tabi yalakalar var ya, özür diliyorum, her zaman yalakalar vardır. Hemen halifeye haber ulaştırıyorlar. Diyorlar ki ya Abdülaziz senin aleyhinde böyle böyle söyledi. Öyle mi öyle? Öldürün onu diyor. Bir gün sabah namazının ezanını bizzat erken okuyorlar. Bakıyor daha vakit çok, herhalde ben yanılıyorum diyor. Sonra neyse geçiyor.
Başlıyor fazla duruyor. Allahu Ekber diyor. İza vakatil vakıya diye okumaya başlayınca vuruyorlar hemen. Öldürüyorlar bunu. Sonra başını halifeye gönderiyorlar. Süleyman'a. Süleyman'ı çağırıyor. Süleyman Musa bin Usayr'ı çağırıyor. Gel diyor buraya. Gidiyor halifenin yanına. Buyurun diyor. Bir örtünün altından örtüyü kaldırıyor. Bir bakıyor ki oğlu Abdülaziz'in başı. Diyor ki bu diyor geceleri namaz kılan, gündeleri oruç tutan bir adamdı, takva bir adamdı. Hayır diyor, o da hain, sen de hainsin diyor. Ondan sonra Musa bin Nusayr, oğlumun başını alabilir miyim diyor. Al götür diyor oğlunun başını. En tarihsinin başını, oğlunun başını alıyor, koyuyor, götürüyor. Yani tarihte en büyük fetihleri yapan, kahramanlıklar yapan bir adam, sırf bazı insanların enaniyetini okşamadı diye buna reva görülmüş. Şimdi insanlar maalesef bu dönemde buna önem veriyorlar. Sen ağamsın, paşasın, müminlerin emirisin, halifesin filan diye yalakalar başlayınca, sen de doğruları söyleyince vatan haini oluyorsun. Maalesef. İşte bu dönemde çok insanlara reva görülen bu oldu. Tarihte böyle olaylar çok. Şimdi bir defa tarihten ders alınmaz Ramazan Bey. Neden? Çünkü tarihteki hiçbir olay aynı ile meydana gelmez. Mutlaka arada farklılıklar vardır. Aradaki farklılıkları nazar dikkate alarak, o farklılıkları gözeterek ders çıkarmaya ibret al, ibret deniyor. Mehmet Akif diyor ya, tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. İbret alınsaydı tekerrür mü ederdi diyor. İbret alınır, tarihten ders alınmaz. Şimdi bir tarihten ders almamız lazım bizim. Şimdi tabii tarihte ibret almamız lazım tarihte. Bakıyoruz ki çok insanlar hakikaten aynen bizim yaşadığımız şeyleri yaşamışlar. Dost doğru, dimdik, elif gibi dimdik insanların çok kötü muamele gördüğü tarih boyunca. Hainlerin yalakalarında baş üstünde olduğu dönemler vardır. Ama bizim inancımıza göre de ahiret var. Allah var. Hesap var. Onun için bunların hiçbirisi önemli değil. Önemli olan bu imtihanı kazanmaktır. İnşallah Musa bin Nusayr imtihanı kazanmış bir insandır. Oğlu imtihanı kazanmış bir insandır. Bu devirde zulümlere maruz kalan insanlar da imtihanları kazanmış insanlar olacaklardır. Ben bir hadis-i şerif okumuştum. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den bir grup çıkacak diyor. Ahir zamanda, Süfyan zamanında. Bunlar üç gruba ayrılacaklar diyor. Bir grubu dayanamayacak baskılara yol değiştirecek, yön değiştirecek diyor. İftiracı olacak diyor. Allah bunların tövbelerini de kabul etmeyecek diyor. Bir kısmı ölecek diyor, şehitlerin ilk safındaki yerini alacaklar diyor. Meriç'te bu olacaklar, Ege'de bu olacaklar, kanser olacaklar, hapishanelerde ölecekler. Bunlar şehitlerin ilk safındaki yerini alacaklar diyor. Bir grup da İstanbul fethedecek diyor. İstanbul derken şer şebekelerinin hakim olduğu yer olarak düşünmek lazım. Bir şehir olarak düşünmemek lazım. Medine'den çıkacak deyince de Peygamber Efendimiz o gün insanların anlayışlarına göre konuşmuştur. Medine, medeni, şehirli, sivil toplum kuruluşu, kültürlü, okumuş insanlar demek. Dolayısıyla okumuş insanlardan bir grup çıkacak ve Allah'ın tevfik ve inayetiyle, Allah'ın inayetiyle olacak bunların hepsi. Hiç kimsenin değil, falan arkasında değil, filanın arkasından değil. Sadece Allah'a güvenecekler, hasbunallahu ve ni'mel vekil diyecekler, Allah'ın inayetiyle bütün işlenen zulümlere son verilecek bunların elleriyle inşallah. Böyle öyle, öyle inanıyoruz. Evet. Evet. Kitaplarımızda... İşte o kitaptan balta ismi oradan geliyor. Yani o Musa bin Usayr'a gemilerini veren adam o öyle bir balta göndermiş ki İspanya devletinin yıkılmasına sebep oldu. Evet. Yani kitabınızda böyle daha birçok kısa kısa hikayeler var. Hepsi de ibret dolu. Umarım okuyucularımız aldığında da başucu kitabı olacaktır, buna inanıyorum. Tarihin sadece olmuş bitmiş hadiseler değil, ibret alınacak hususlar olduğunu göreceklerdir ve günümüze de, günümüze yaşanan bu hukuksuzluklar olsun, siyasi çalkandılar olsun, onlara da bir ışık tutacağına inanıyorum. Zaten siz de bir kısmına değindiniz. Konuyu bitirirken şunu da sorayım. Bu tarihe bu kadar ilginiz, merakınız, derinliğiniz nereden başlamıştı ve böyle daha kitaplar devam edecek mi? Onunla da bitirelim isterseniz. Bunun haberini artık müjdesini de vermiş olalım. Varsa da çalışmalar.
Zaten bizim okuduğumuz İlahiyat Fakültesinde biz okurken İslam tarihi de vardı. Orada epey şeyler okumuştuk. Daha sonra bunlar hep tabii dikkatimizi çekti. Böyle ilginç olayları bulunca ben de onları hep böyle yazmaya çalıştım. Ama çok ilginç şeyler vardır. Mesela bir valilik adına, bir hakimlik adına çok şeylerini feda eden insanlar vardır. Mesela Hazreti Hüseyin'i şehit eden bu bir valilik adına şehit etmiştir. Kimin oğlu biliyor musunuz? Aşere-i Mübeşşere'den Sa'd bin Ebi Vakkas'ın oğlu. Sa'd bin Ebi Vakkas Peygamber Efendimiz'in halası. Ve hiç kimseye Peygamber Efendimiz söylemediği sözleri söylemiş. Uhud'da Sa'd bin Ebi Vakkas'a anam babam sana feda olsun demiş. At bu okları demiş, anam babam sana feda olsun demiş. Böyle bir adamın oğlu Amr. Şimdi Yezid'in valisi Ubeydullah bin Ziyad çağırıyor Sa'd bin Ebi Vakkas'ın oğlu Amr'ı. Diyor ki seni diyor Kufe'ye vali yaptım diyor. Vali yaptım deyince adam seviniyor. Valilik kağıdını uzatıyor. Alacak kağıdı. Ubeydullah bırakmıyor kağıdı. Bir şartım var diyor. Nedir diyor? Hüseyin'i öldürürsen diyor. Aman Allah'ım. Sa'd bin Ebi Vakkas'la Hasan Hüseyin çocukla beraber geçmiş. Aynı yatağın altında beraber yatmışlar. Arkadaşlar yani. Valilikle Hüseyin'i öldürme arasında kalmış. Sonra müsaade istiyor, izin istiyor, biraz düşüneyim diyor. Gidip kiminle istişare ettiyse, ya sen deli misin diyorlar ya. Vali olmak adına Hüseyin'e kıyılır mı diyorlar ya. Hüseyin kim? Cennetin reyhanı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in torunu. Hazreti Fatıma'nın oğlu. Hiç buna kıyılır mı? Daha sonra gidiyor evinde gece düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Sabah kalkıyor, geliyor. Ubeydullah bin Ziyad'a ver valilik kağıdını diyor. Valilik kağıdını alıyor ordusuna. Haydi yürüyün Kerbela'ya doğru diyor. Sonra doğru size valilik de yapamadı ya. Değer miydi? Valilik adına değil, cihan hükümdarlığı adına Hüseyin'e kıymaya değer miydi? Ama insanların gözleri kör olunca makam sevdalısı, para sevdalısı, menfaat sevdalısı, eğlence sevdalısı olunca bir valilik adına gitti Hüseyin'e kıyıldı. Kıyılır mı hiç? Kim kaybetti? Amr kaybetti. Kim kazandı? Hüseyin kazandı. Bugün her tarafta Hazreti Hüseyin'in adı yok mu? Ama maalesef İslam tarihinde de İslam tarihi boyunca hep kanayan bir yara oldu. Bir valilik adına. Şimdi yok mu? Aynen valilik adına. Hakimlik adına. Menfaat adına. Para adına. Bütün bu işleri yapan insanlar yok. Aynı hatayı işliyorlar bir kere daha. Eğer tarih bilselerdi bu hatayı yapmazlardı. Şimdi tabii bunu söyledikten sonra bu Emeviler tribünlere oynamışlar. Tribünlere. Aynen bugün mesela bakıyorsun işte falan cami açtı, filan cami açtı filan diyorlar ya. Bunlar da tribünlere oynamışlar. Nasıl oynamışlar? Ya Mekke, Medine hep ashab-ı kiramın havası var. Manevi bir hava var. Bir türlü Emeviler oraya net hakim olamıyor. Hakim olamayınca diyorlar ki biz diyorlar merkezi Şam yapacağız diyorlar. Mekke, Medine'nin etkisini kıracağız diyorlar. Ne yapalım diyorlar? Peygamber Efendimiz'in asasını, Peygamber Efendimiz'in cübbesini, Peygamber Efendimiz'in minberini alıp Şam'a götürmemiz lazım diyorlar. Adam gönderiyorlar getirtmeye. O sırada bir fırtına çıkıyor. Hava kararıyor. Efendim böyle şimşekler çakıyor falan. Ebu Hureyre o sırada hayatta. Gidiyor Emevilerin yetkililerle yürüyor. Yapmayın bunu diyor. Bak Allah gazap ediyor diyor. Ve engel oluyor buna. Bunlar aslında şey yapacaklar. Peygamber Efendimiz'in cübbesini, asasını kendi menfaatleri için kullanacaklar. Peygamber Efendimiz'in minberini kendi menfaatleri için kullanacaklar. Siyasal İslamcı bunlar. Ama Allah nasip etmiyor tabii. Onu nasip etmedi Allah. Ve götüremediler onu. Bunlar tabii esas karakterlerini de belli şeyler ortaya koymuşlar. Yani bir dönemde bir insan iyi olabilir. Daha sonra bozulabilir. Mesela Abdülmelik bin Mervan. Emeviler zamanında. Medine valisi. Kendisini ilme vermiş. Devrin en büyük alimleri arasında. En büyük müçtehitler arasında. Ömer bin Abdülaziz'e soruyorlar. Diyorlar ki Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'a soruyorlar. Diyorlar ki senden sonra biz kime fetva soralım? En büyük alim kimdir diyorlar. Abdülmelik bin Mervan'dır diyor. Böyle bir adam. Namazıyla, orucuyla, her şeyle mükemmel birisi. Sonra halife oluyor. Halife olunca
birdenbire değişiyor. Ve insanları katletmeye başlıyor menfaati için, makamı için. Haccac onun varisidir. Yani bir insan çok büyük bir insanken birdenbire Allah korusun kaybedebilir. İslam tarihinde de bu vardır, Müslümanlıkta bu vardır. Mesela bir insan veli olduktan sonra, büyük bir insan olduktan sonra imansız olarak ölebilir. Buna Bel'am bin Baura'yı örnek verirler. Bel'am bin Baura, Hazreti Musa Aleyhisselam döneminde ismi azamı bilen, dua ettiği zaman duası kabul edilen bir zat. Bir kayanın yanına gidiyor, ismi azamı soruyor, söylüyor. Kimin ne derdi varsa onun derdini söylüyor. Allah birdenbire o dertleri çözüyor. Bunun kabilesi iman etmemiş. Hazreti Musa Aleyhisselam İsrail oğullarıyla bunlara karşı savaşmaya gidiyor. Savaşmaya gittiğinde Bel'am'a diyorlar ki kabilesi, ya Musa bizimle savaşmaya geliyor. Musa'ya beddua ediyorlar. Allah'ın peygamberine beddua edilir mi diyor ya. Sonra uğraşıyorlar, çalışıyorlar, çabalıyorlar. Bunu beddua etmeye ikna ediyorlar. O her zaman dua ettiği kayanın yanına gidiyor. Hazreti Musa'ya beddua edeceğini, kendi kavmine beddua ediyor. Dili uzuyor, ters söyler şeyler söylüyor ve imansız olarak ölüyor. Onun için bir dönemde bir insan hakikaten güzel şeyler yapabilir. Sonra nefsi devreye girer, şeytanı devreye girer, rüşvet devreye girer, yolsuzluk devreye girer, hırsızlık devreye girer ve her şeyi kaybedebiliriz. Allah bizi muhafaza buyursun. Onun için biz hep dua ediyoruz. Allah'ım bizi huzuruna alırken kelime-i şehadet getirerek ve imanla huzuruna al diyoruz. Yani Peygamber Efendimiz bu mevzuyu çok ısrarla istemiş söylememizi. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili ayetler var. Büyük zatlar da bununla alakalı şeyler hep söylemişler. Yani onun için bizim en büyük derdimiz imanlı olarak Allah'ın huzuruna gitmek. Cenab-ı Hak hepimizi imanlı olarak huzuruna alsın. İnşallah bizi kaybettirmesin. Umarız. Çok teşekkür ederim. Kazanma kuşağında önüne belli şeyler açıldığı halde birdenbire şeytanın nefsinin devreye girmesiyle kaybetme durumuna gelen bir sürü zavallı insanlar olmuştur. Bunlara üzülmekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Evet, maalesef. Evet. Evet, kitabınızla geçen hususları açmanız adına da güzel bir program oldu. İstifadeli oldu. Daha böyle nice ibretlik hadiseler kitabınıza yer alıyor. Kaleminize sağlık, yüreğinize sağlık. Bunları da şerh edin. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yani bu daha anlatacağım bu Emevilerle alakalı çok böyle ilginç olaylar vardı. Fakat bir programa yaparız. Çünkü daha İnşallah. Kitaplarınız daha böyle seriler var. Onlar üzerine de onu açalım. Adalet üzerine zaten yazdığınız bazı yine böyle kısa hikayelerden oluşan, yaşanmış tarihi levhalardan oluşan eserleriniz, bunların da özellikle okunması, incelenmesi gerekiyor. Bunları da ilerleyen günlerde umarım sizlerle değerlendiririz. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, estağfurullah. Teşekkür ediyorum. İlgi gösterdiğiniz için sağ olun, teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, ilahiyatçı, yazar Mustafa Aslan Bey ile birlikte sizlerle bir kitabı üzerinde konuşmuş olduk. Sahibine arayan, eşi ender görülen balta. Tarık bin Ziyad'ın Endülüs'e çıkışını anlatan bir hikayenin ismini verdiği kitabı üzerinde konuştuk. Nordic Publishing'de çıkan eseri, online olarak satışı yapılan, internette bulunan kitabı da orada da bulabilirsiniz. Smashwords'te, Google Play'de de. Şunu da bir şey eklemek istiyorum ama müsaade ederseniz. Buyurun. Bu Abdülmelik bin Mervan Kudüs'teki Kubbetü Sahra'yı yaptıran adamdır. Tabii ondan sonra mesela bu Haccac Kur'an-ı Kerim'e hareket koyduran adamdır. İbn Abdullah bin Ömer bir gün Kabe'yi tavaf ederken sen ne muhteşem bir binasın diyor. Senden etkilenmek mümkün değil diyor. Ama bir müminin kalbi Allah'ın yanında senden daha değerlidir diyor. Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerif var. O Ali Nasif'in Taç kitabında da var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir müminin kalbi Allah'ın yanında Kabe'den daha değerlidir diyor. Bırakın Ayasofya'yı, yani Kabe'yi kapalıyken açsa bir Müslümana yaptığı zulümünü affettirmez. Evet. Şimdi sizin ondan de kitabınız daha var. Yunus Emre'nin hayatını anlatan bir kitabınız. Onu da konuşacağız. Orada da Mevlana'nın hani bir gönül yıkmışsın diyor, 100 Kabe yapmışsın, neye yarar? Maalesef insanlar görünüşte büyük işler başarıyor gibi gözükse de eğer haksızlık yapıp zulmettiyse, insanların hakkına girdiyse bunların bir anlamı yok. Sizler de kitabınızda bunları çok güzel ortaya koyuyorsunuz. Eksik olmayın.
Değerli dostlar, yeni bir programda başka bir kitap ve yazarı üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Herkese selamlar. Yazarımıza da tekrar teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Herkese saygılar diliyorum.